Amerika Birleşik Devletleri yeni yıl gecesinden bu yana ardı arkası kesilmeyen toplu kuş ölümleriyle sarsılmaya devam ediyor. Kuş ölümleri İsveç'te de görülmeye başladı. Birleşik Devletler, Brezilya ve Yeni Zelanda'daki balık ölümleri de bu tabloya eklenince akıllara küresel bir çevre felaketi geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kuşların gizemli ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Arkansas'ta inceleme yapan bazı uzmanlar, toplu kuş ölümlerinin yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden kaynaklandığını iddia etti. Buna göre havai fişeklerden ürken hayvanlar yuvalarından havalanıp binalara, tabelalara çarparak can verdi. Bir diğer tezde hayvanların havai fişekler nedeniyle iç travma geçirip öldüğü. Ne var ki görüntüler bu tezi desteklemiyor. Üstelik toplu ölümler Arkansas eyaletinden sonra Louisiana'ya ve son olarak Kentucky'ye de sıçradı. Çeşitli türlerden yüzlerce kuş toplu halde çatılarda ve yollarda ölü bulundu. Falköping kentinde de toplu kuş ölümlerine rastlandı. Kentte yüzlerce ölü kuş bulundu. İsveçli uzmanlar ölümlerin aşırı soğuktan ve yiyecek bulamamaktan kaynaklanmış olabileceğini savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti ile Brezilya ve Yeni Zelanda'da ise balık ölümleri yaşanıyor. Brezilya'da yaklaşık 100 ton sardalya balığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde farklı türlerden 2 milyon balık ve Yeni Zelanda'da da snapper cinsi balıklar ölü bulundu. Kuş ve balık ölümleri küresel bir çevre felaketi mi yaşanıyor sorusunu akıllara getirdi. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde sonra da Danimarka ve İsveç'te görüldü esrarengiz kuş ölümleri. Amerika'daki ölümler için havai fişeklerin neden olduğu iddia ediliyor. Avrupa'daki kuş ölümleriyle ilgili araştırmalarsa sürüyor. Bu ilginç durumu Amerikan Utah Üniversitesi'nden kuş bilimci Dr. Çağan Şekercioğlu ile konuşacağız. Sayın Şekercioğlu, iyi akşamlar. Son 24 saate hoş geldiniz. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Hocam, öncelikle şunu merak ediyorum. Bu tür olaylar daha önce hiç yaşandı mı? Veya şöyle sorayım, yoksa daha önce de dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan doğal bir durumla mı karşı karşıyayız? Kesinlikle, evet. Çok doğru söylediniz. Bu olaylar maalesef toplu yaban hayatı ölümleri, sürekli yaşanan olaylar. Ama biz farkında değiliz. Daha doğrusu tabii ki biz biyologlar farkındayız ama halkımız pek farkında değil. Bu son olaylardan sonra basının ilgisi çok odaklandı bu konuya ve daha bir farkındalık oldu. Bu sanki ardı ardına ölümler yeni bir olay gibi bir izlenim oluştu. Fakat bu doğru değil. ABD örneğin web sitesinde herkesin görebileceği bunların kayıtlarını tutuyor. Sadece 2010 yılında bilinen 124 ayrı toplu kuş ölümü vakası olmuş. Yani 3 günde bir. Bunun dışında memeli balık toplu ölümleri de oluyor. Bunların hepsi internette ABD Yaban Hayatı Sağlığı Merkezi tarafından ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı arşivleniyor. Bunları 95 yılından beri 3 aylık raporlar halinde internette görebilirsiniz. Sırf 2010 yılında 124 vakada 34.520 kuş ölmüş ayrı vakada. 2009 yılına bakarsak 135 ayrı toplu kuş ölüm vakasında 108.200 kuş ölmüş. Yani şu son ölen kuşlar yaklaşık 3.000 diye tahmin ediyordu. Şimdi 5.000 diye tahmin güncellendi. Yani çok üzücü tabii ki. Fakat bu toplamın yani ufak bir kısmı bu seneki toplamın %14'ünü oluşturuyor. Yani 2009 toplamının %5'ini oluşturuyor. Tabii ki küresel anlamda bir çevre felaketi yaşıyoruz. Bu maalesef insanların tüketiminin, nüfusun artmasından dolayı 2011 yılında 7 milyara varacak dünya nüfusu ve tüketim sürekli artıyor. Doğal alanlara, canlılara giderek daha az yer kalıyor. Sayın Şekercioğlu, yanılmıyorsam toplu kuş ölümleri Amerika'nın Arkansas, Louisiana ve Kentucky eyaletlerinde görüldü ve hali hazırdaki açıklamalar ölümlerin havai fişeklerden kaynaklandığı yönünde. Siz de doğal olduğunu söylüyorsunuz. Neden böyle bir açıklama yapıldı o zaman? Havai fişek neden gösterildi? Evet, güzel söz. Evet, yani ben doğaldan kastettim, yani doğal sebeplerden değil tabii ki bu son vakalar. Fakat yani doğal dediğim yani sürekli rastlanan, yani doğal yanlış kelime oldu, sürekli rastlanan olaylar. Bazıları doğal sebeplerden, soğuk hava gibi, bazıları da insani sebeplerden. Burada havai fişeklerin korkutmasından dolayı geceliğin, zaten etrafını çok az görebilen geceliğin bu kuşların panik içinde hızla, saatte 40 kilometreye varan hızlarla uçup binalara, tellere, hatta bazen panik içinde yere doğru uçup yere çakılmasından dolayı ölmesi söz konusu. Evet, yani bu olayın sebebi doğal değil, bu Arkansas'taki olayın. İnsanların
tetiklemesiyle korkan kuşların uçarak sağa sola çarpması. Anlıyorum. Peki Amerika'daki kuş ölümlerinin Avrupa'da iki ülkedeki ölümlerle bir benzerliği olabilir mi diyerek de bir soru yönelteyim size. Yani orada Amerika'da havai fişekler gerekçe gösteriliyor. Avrupa'da da gıdalardan toplu zehirlenme veya soğuk hava ihtimalinden bahsedildi. Avrupa'daki toplu ölümlerin nedeni ne olabilir sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu toplu ölümlerin birçok farklı nedeni oluyor. Yani her vaka ayrı şekilde incelenip araştırıldıktan sonra bir karar alıyor. Örneğin şu an ABD'deki ölümlerin sebepleri Amerikan Yaban Hayatı Sağlığı web sitesinde, merkezi web sitesinde hala araştırma açık diye gözüküyor. Yani daha kapanmamış, hala araştırılıyor. Fakat bu en son tahmin, havai fişekten korkma en kuvvetli tahmin. İsveç'te ise son 24 saat içinde bir kamyon şoförü aynı zamanda bir karga sürüsüne daldığını, yani birkaç gün önce, fakat hiç önem vermediğini, o yüzden de kimseye bunu raporlamadığını belirtti. Fakat haberlere yansıttıktan sonra gidip kendisi bunu rapor etmiş. Yani şu an kamyon sürüsünün yolda, kışın yola tuz atılır bilirsiniz, buzlanma olmasın diye, birçok yaban hayatı, birçok canlı, kargalar dahil, tuza ihtiyaçları olduğu için yola inip bu tuzla beslenirler. Ve maalesef kışın birçok hayvan sürüsüne bu yüzden araçlar daha fazla çarpar. Şu an İsveç'te bunun en yüksek ihtimal olduğu düşünüyor. Yani diğer vakalar için ayrı ayrı araştırma yapıp her vakanın sebebinin belirlenmesi lazım. Yani ben bunların arasında herhangi bir bağlantı görmüyorum. Dediğim gibi bunlar maalesef sırf ABD'de 3 günde bir toplu kuş ölümleri ortalama, tabii ki illa her 3 günde bir bile ama ortalama, yıl ortalaması oluyor. Farklı sebepleri var. Düzinelerce farklı sebebi var. Mesela mayalanmış, dalında mayalanmış meyveleri yiyip alkol zehirlenmesinden 50 ipek kuyruk görmüş geçen sene. Yani hiç tahmin edemeyeceğim bir sebep, ama işte hayvanlar alkol zehirlenmesinden ölmüşler. Sarhoş olup ölmüşler. Yani o açıdan her bakanın ayrı incelenmesi lazım. Aralarında böyle bir bağlantı var, işte kıyamet kopuyor gibi. Zaten asıl merak edilen olayların yönü burası. Sizin sanıyorum şimdi söyleyecekleriniz çok önemli. İnsanlar korkmalı mı? Çünkü balık ölümleri olduğu Avrupa'da işte kuş vakaları, ölmüş kuş vakaları, Amerika'da ölmüş kuş vakaları görülünce insanlar endişeye kapıldı. Sizin şimdi söyleyecekleriniz çok önemli. İnsanlar bu olaylardan korkmalı mı? Kesinlikle korkmamalı. Yani paniğe kapılacak bir şey yok. Bunlar maalesef olan olaylar şu an sadece basının ve insanların dikkati odaklandığı için normalde basında yer almayan olaylar ardı ardına basında yer alıyor. İnsanlar da bunun haberinde olmadığı için önceden sanki yeni bir şey gibi yansıyor. Maalesef bu ölümler sürekli oluyor. Ama yani şu an kısa vadede panik durumu kesinlikle yok. Fakat uzun vadede dünyada bir küresel çevre felaketi yaşıyoruz ve biz, bunlar yine de haberciler. Maalesef giderek canlılar yok oluyor. Canlılar da doğa sağlığının en önemli işaretleridir, yaban hayatı, kuşlar. Ve biz yani bunları umursamaya devam edersek bize de zaten bunların yansıması oluyor. Yani acil panik yapacak bir durum yok, ama dünyadaki küresel çevre felaketinin önüne geçmek için bir an önce tüketimimizi azaltmalı ve doğal hayata, yaban hayvanlarına daha fazla yer bırakmalıyız. Sayın Şekercioğlu, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katılıp bu önemli konuda bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.